Meltem Hanım. Hı. İsterseniz ben bu akşam burada kalabilirim. Ay yok sağ ol, ben hallederim. Sağ ol. İyi o zaman. Çıkayım ben. Tamam. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Sağ ol. Görüşürüz. Yani davaya kadar zaman nasıl geçecek ben bilmiyorum. Su gibi akıp geçer, farkına bile varmazsın. Merhaba. Ay komşum, ay geçmiş olsun. Ne oldunuz komşum ya? Sağ büyük geçmiş olsun efendim. Komşuluk bugünler için var. Biz de tam yatıyorduk. E gidelim o zaman biz. Ya yok, yok. Lütfen, lütfen. Hiç olur mu öyle? Siz bakmayın Halua. Lütfen buyurun. Siz yapamamışsınızdır diye çorba yaptık, getirdik biz de. Sağ olun. Elinize sağlık. Çok düşüncelisiniz. Oğlunuz hırsızlık yapmış. Karakollara düşmüş. Siz yapamamışsınızdır diye düşündük biz de. Hadi. Bizim oğlumuz hırsızlık falan yapmadı. Bilip bilmeden konuşma. Yapmış efendim, yapmış. Şirketini dolandırmış. Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Alo. Ah ah. Emre kime çekti acaba? Siz de Meltem Hanım da hiç öyle insanlar değilsiniz ama. Hasbinallah ya Rabbi ya. Elimden bir kaza çıkacak şimdi ha. Sertaç, insanlara destek olmaya geldik ya biz. Hayatım, gerçeklerle yüzleşirlerse daha kolay atlatırlar diye ben onların iyiliği için söylüyorum vallahi. Sertaç Bey, biz gayet iyiyiz. Siz hiç merak etmeyin. Ha? Hiç merak etmeyin. Ya her aile zaman zaman böyle sıkıntılı günler atlatır. Biz de şu anda böyle bir zamandan geçiyoruz. Atlatacağız inşallah. İnşallah. Meltem Hanımcığım, bizi 24 saat arayabilirsiniz. Her an yanınızdayız. Ay sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Her aile böyle şeyler yaşayabilir. Herkes böyle iftiraya uğrayabilir, suçlanabilir. Önemli olan insanın kendini bilmesi, çocuklarını bilmesi. Yok efendim, benim başıma gelmez. Gelmedi de. Hayatım boyunca doğruluktan, dürüstlükten şaşmadım. Hırsızlıkta da suçlanmadım. Siz suçlandınız mı Haluk Bey? Sıkar biraz. Biz eve gidelim istersen ha. Orada konuşuruz detaylı. Ben doğruları söylüyorum hayatım, yalan mı söylüyorum? Sertaç Bey, ama yani siz de birazcık konuşmanıza dikkat edin lütfen. Haluk, Haluk sakin, sakin canım, sakin. Ne yapayım Meltem Hanım, yalan mı söyleyeyim? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. E ama siz de yani. Efendim, 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 efend